Bugün konuğumuz Gül Hanım, bizim çok sevgili velilerimizden. Öncelikle merhaba. Bizim yine bir anneler buluşuyor toplantılarımızdan bir tanesi. Biz anneler buluşuyor ve her fırsatta değiştiriyoruz formatını. Günün şartlarına uyum sağlıyoruz. Önce yüz yüze birlikte yapıyorduk, hep birlikte buluşuyorduk. Sonra pandemiden sonra her taraf kapanınca birkaç tane canlı yayında buluştuk. Şimdi de yine azami mesafe koşullarımıza ve fiziki mesafelerimize ve havalandırmalarımıza dikkat ederek annelerimizle buluşuyoruz. Ve bugünkü konuğumuz Gül Hanım, Yağız Alp'in annesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizim buranın maskotu oldunuz. Çok evet. Seviyoruz. Hepimize bir geliyor, uğurluyor. Hepimize enerji veriyor, moral veriyor. Çünkü kendisi gerçekten çok güzel gelişen çocuklarımızdan bir tanesi. Biz gurur duyuyoruz onunla. Ve tabii ki annesiyle ve ailesiyle de gurur duyuyoruz. Çünkü bu iş sadece eğitim kurumuyla olacak bir iş değil. Yani ailenin de bu işin takipçisi olması gerekiyor. Evet, ben sözü alırsam böyle konuşurum. Onun için hemen sözü size bırakacağım. Biraz kendinizi tanıtır mısınız? Adım Gülberk, iki çocuk annesiyim. Biri 16 yaşında kızım, bir de 5,5 yaşında oğlum var. Otizmli olan 5,5 yaşında. Evet, peki çocuklarınızdan önce ne yapıyordunuz? Ev hanımıydım ben. Hı-hı. Yani kızımdan önce çalışıyordum sadece. Ondan sonra ev hanımlığa devam ettim. Yağız da 10 sene sonra olan ayrı bir mucize. Evet, gerçekten size farklı bir yaşam boyutu oluşturdu değil mi? Çok çok fazla. Hı-hı. Yani umduğunuz gibi her şey olmadığı gibi sürpriz gelişmeyle olduğu için farklı bir bizim yer, yani yeri farklı oldu Yağız'ın. Evet. İnşallah hep güzel günlerini görürüz çocuklarımızın. Tabii ki kötü zamanlar da olacak. O zaman da evlatlarımız bizim evlatlarımız. Ama her annenin babanın en büyük beklentisi ve amacı çocuklarını bu hayatta gözü arkada kalmayacak şekilde bırakabilmek. Ki zaten otizmi yaşadığımız zaman da en büyük korkumuz bu. Biz benden sonra ne olacak korkusu. Onun için de biz bütün eğitimlerimizde hani çocuğu aslında otizmden kurtarmak değil de otizmin engelinden kurtarmak ve sizin oğlunuz da aslında bunun bir kanıtı. Belki hep hayatı boyunca otizmin kanıtlarını yaşayacak ama bunu engellemeden hayatını yaşamasını amaçlıyoruz ki şu anda da çok iyi gidiyor. Yani gurur duyduğumuz çocuklarımızdan bir tanesi. Evet. Peki birazcık geçmişe gidelim. Biz bu konuşmanın öncesinde birazcık Gül Hanım'la sohbet ettik. 3,5 yıl olmuş Gül Hanım'ın buraya başladığı. Ve o zamanlara döndük biraz, nostalji yaptık, ilk görüştüğümüz zamanı hatırladık. Evet, oğlunuzda bir farklılık olduğundan ne zaman şüphelendiniz, neler yaptınız? Ben esas fark etmedim, benim kayınvalidem fark etti, bir yaşından sonra. Hı-hı. Çünkü bir yaşından önce gene normaldi, konuşabiliyordu, her şey çok güzel gidiyordu. Bir yaşından sonra ne olduysa bir duvara döndü. Hı-hı. Dedim, duymuyor. Açık ve net duymuyor bu çocuk bizi dedim. Duvara döndüğü biraz açar mısınız? Ne yapıyordu duymuyordu? Yani nasıl duvardı? Kendi dünyasına kapandı. Öyle böyle değil. Yani sesleniyoruz, cevap vermiyor. Kendi kendine bir şeyler yapmaya çalışıyor. En büyük örnek, benim en tuhafıma giden örnek de buydu zaten. Düğüne gittik davul zurnalı. Yağız uyumaya başladı. O seste, o gürültüde kimseye bakmadan uyuyor. Dedim kesin duymuyor, oralı olmuyor, kimseyi hani şey yapmıyor. Aa ne güzel, bir yönden de uslu bir çocuk da olabilir dedim. Hı-hı. Doğruya doğru. Hı-hı. O uslu bir çocuktur diyor. Ya ne olacak? Hani Yüce Rabbim bana bak ikinciyi uslu verdi diye düşündüm ama kayınvalidem ne yazık ki otizm dedi bana. Oo, kayınvalideniz dedi. Evet, oo. Komşusunun çocuğundan kaynaklı bildiği için yok dedim, otizm ne ki? Demez olaydım, internette insanı mahvediyormuş. Hı-hı. Yani şunu söylemek istiyorum. İnternete direkt inanmasınlar. Hmm. Gerçekten o psikoloji çok farklı bir şey. Yani anlatılamayacak derecede internette okuduğum ve yani gördüğüm şu anda çok çok farklı bir şey. İnternette o kadar çok abartmışlardı ki hayır Yağız bu değil dedim. Yani Yağız böyle bir şey olamaz. Ne yaparım ben? Yani kara kara düşünmüştüm açıkçası. Hmm. Peki kayınvalideniz kuş kullandı ve sonra ne yaptınız? Ok Meydanı Hastanesi'nde çocuk ilk önce nörolojiye gittim. Hı-hı. Bana öyle demişlerdi. İlk önce beyin şeyi çekilmesi Hı-hı. lazım. Ben Hı-hı. de çektirdim. O da dedi ki bizimle alakası yok. Çocuk gelişimciye gideceksin.
o kadar iyi bir çocuk gelişimciye denk geldim ki hemen direkt otizm dedi. Hiç şey yapmayın, direkt eğitime başlayın. Ne eğitimi? İster, keşke burada olsaydınız, buradaki anaokula verseydiniz dedi. Çünkü küçük yaşta ne kadar çabuk atlatırsanız çok iyidir, çabuk ilerlersiniz dedi. Ne zaman, kaç yaşındaydı o zaman yani? 18 aylıktı. 18 aylıktı. Tam tamına 18 aylıktı. Peki psikiyatriste gittiniz mi? İlk önce psikiyatrist mevzusuna girmedim açıkçası. Yok ya, değildir dedim. Sonra kayınvalidem ısrar edince bulalım dedim. Ama ondan önce bazı yerlere uğramak gerekiyormuş. Kulak, burun, boğaz, işte gene nörologlar falan. Kulak, burun, boğaza gidince sıvı kaybı, hani sıvı birikmesi dedi. Dedim o zaman sıvı birikmesi ise demek ki duymuyor. Çünkü duymuyor dedi. 3-4 ayı bulur dedi tedavisi. Oo dedim, bak işte otizm dediniz, değil. Duymuyor onun için bunu, evet, yapıyor. Evet, duymadığı için. Ne 3-4 ay ne demek, tamam. Ondan sonra da yeniden öğrenmesi gerektiğini düşündüm. Sonuçta çocuk duymuyordu. Yeniden başlangıç. Ertele ertele bir baktık ki elimizde bir şey yok. Sıvı tedavisi yaptınız, o bitti. Evet, ama bitti. Yine değişen bir şey olmadı. Olmadı. Evet. Yok, o şeydendir dedim. Hani daha tedavi devam ediyordur bilmem ne. Evet. Ama öyle olmadı. Olmadı. Peki, bütün bunlardan sonra tanıyı, otizm tanısını ne zaman aldınız? Yani otizm tanısını alıp hemen bir özel eğitime başlayabildiniz mi? O süreç nasıl gelişti? Şöyle söyleyeyim size. Komşum dedi ki psikiyatriyi bekleyene kadar rehabilitasyon merkezine gidip konuşalım dedi. Onlar da direkt otizm değil ya da evet diyebilir dedi. Direkt size geldik zaten. Evet, sizi tanıdığı için. Evet. Evet. Peki ama biz burada bir otizm var veya yok demeyiz. Yani çünkü bizim öyle bir yetkimiz yok. Biz hani buradan şu an dinleyicilere de bunu yapıyorsanız eğer bir çocuk gelişimciden veya bir psikologdan veya bir özel eğitim öğretmeninden lütfen otizm var mı yok mu tanısını almaya çalışmasın aileler. Çünkü bizim tanı koyma yetkimiz yok. Biz sadece şunu söyleyebiliriz. Evet, bu çocuğun özel eğitime ihtiyacı var, geriliği var. Geriliği tespit edebiliriz bir takım değerlendirme ölçekleriyle. Ve ama aile illa bir tanı var mı, hani bir tanı konması gerekiyor derse, o zaman da psikiyatriste yönlendiririz. Çünkü bu konuda tanı koyacak olan merci çocuk psikiyatristi. Evet. Çocuk gelişimci testleri yapmıştı. Ben size o testlerle geldim zaten. Evet, evet. Hem otizm hem gerilik olduğu söylenmişti. Hani belki de farklı bir umut için geldim. Hani yok dersiniz, hani bizimle alakanız yok diyebilirsiniz diye. Ama hani sizinle konuşunca ayrı bir rahatlama geldi. Sonuçta bizi anlıyorsunuz. Bizdensiniz. Hani bizden olmayan bizi gerçekten anlayamaz. Bizi anladınız, oğlunuzu bahsetmiştiniz. O hoşuma gitti. Ama gene de ben biraz kabullenme sürecinde Emine Hanım bana destek oldu sağ olsun. Çünkü ben hala kabul etmemiştim. Benim yüzümden bayağı kayıp oldu gerçekte. Yani 6 ay da oradan kaybım var. Kabul sürecinde. Evet. Çünkü Ocak ya da Şubat'ta size geldiysem Haziran'da ta benim raporum çıktı. Ben Emine Hanım'ı 6 ay boyunca ne yazık ki kafasını şişirdim. Olsun, biz bunun için varız. Şişirin, hiç önemli değil. Biz alışırız. Keşke her yeri şişirerek bir doğru bilgiye ulaşsa. Çünkü bazen veliler buradan, mesela biz anlatıyoruz, konuşuyoruz, anlatıyoruz. Çok yaşıyorum ben bunu. Neredeyse her gün bir kere yaşıyorum. Veliye anlattığımı ve anladığını düşünüyorum. Sonra veli gidiyor. Öğreniyoruz ki kreş sürecine girmişler. Öğreniyoruz ki başka arayışlara yönelmişler. Veliyle tekrar konuşmak istiyoruz ama veli konuşmamızı istemiyor. Çünkü o kötüyü duymak istemiyor, o güzeli duymak istiyor. Yani hani otizm yoku duymak istiyor. Ve bunun içinde debelenip debelenip duruyor ama en sonunda hakikaten bu çocukların aradaki mesafenin kapatılması için yapılması gereken şey %70, %80, %90 özel eğitim. Peki ilk tanı aldığınızda, yani artık bunun otizm olduğunu kabullenmeniz gerektiğinde neler hissettiniz, neler yaşadınız? Hani başından aşağı kaynar su döküldü derler ya, hani herkesin demesi farklı, bir doktorun demesi her zaman için daha farklıdır. Ve doktor şansıma gerçekten çok iyi bir doktor çıktı. Devlet hastanesinde özellikle bunu söyleyebilirim ki, devlet hastanesinde normalde 15 dakikalık hani seans verirken 1 saat yazı inceledi. Çok erken fark edildiği için dedi, çok şanslısınız dedi. Hiç unutmuyorum o doktoru çünkü. 2 sene dedi. 2 sene sıkın dişinizi. O evde temizlik yapmayı, sadece onunla ilgilenin, eğitim dışında dedi.
o eğitimcilerin dediklerini uygulayın. 2 sene sonra bakın Yağız bayağı gelişmiş olur. Hı-hı. Tanısı bile kalkabilir dedi. Hı-hı. O kadar şaşırmıştım ki. Bak görün konuşamıyor dedim. Konuşur dedi. Yeter ki üstesinden geleceksiniz dedi. Hı-hı. Pozitif olacaksınız dedi. Sırf Yağız'la ilgileneceksiniz. Çevreniz de bu konuda size destek olacak dedi. Yani dediklerini uyguladım. Gerçekten de bir mucize gibi oldu. Evet. Yani orada psikiyatriste gerçekten teşekkür etmek lazım. Çünkü anneler çoğu zaman o yaşadıkları bir takım şoklar var o ilk tanıyı aldıklarında. O şoklardan bir tanesi de işte karmaşa, kızgınlık, reddetme. Bunları yaşarken de annenin hep bir mazereti var. Nedir o mazeret? İşte benim yapacak çok işim var. Ben evin temizliğini yapacağım, çocukla nasıl ilgileneyim? İşte benim çocuğum daha var, benim onunla da ilgilenmem lazım, nasıl ilgileneyim? İşte şunu da yapacağım, nasıl ilgileneyim? Halbuki şunun hesabını yapsa anneler, şu anda yani o ilk tanıya alındığı dönemde bir 2 yıl dişini sıksa, sonra hayatı boyunca bu kadar ilgilenmek zorunda kalmayacak. Oysa öbür türlü o çocuk gerekli dönemde gerekli eğitimi almazsa, hayat boyu onu çok ciddi desteklemesi ve sırtında taşıması. Tabii ki bu fiziki de sırtında taşıma değil ama yük anlamında taşıması gerekecek. Onun için orada psikiyatristiniz çok doğru bir şey söylemiş. Annelerin özellikle erken çocukluk döneminde başka bir işleri olmamalı. Eğer böyle bir ihtimal varsa tek şeyiniz, amacınız çocuğunuz. Sonra zafer çoğu zaman. Tabii ki bu herkesin gelişimi aynı olmuyor. Şimdi şeyi de söylemek lazım. Yani aynı anda Yağız'la beraber buraya başlayıp aynı eğitim alıp aynı düzeye gelmeyen başka çocuklarımız da var. Ha onu etkileyen şeyler nedir? İşte ailenin bilinç düzeyi, çocuğun spektrumdan etkilenme oranı, çocuğun zekası. Bütün bunlar değişken. Ama erken çocuklukta alınan eğitim çocuğu mutlaka ileri götürür. Yani evet. Bunun şeyi yok. Çocukta ilerleme görmeseniz bile o eğitime devam edin. Çünkü yarın öbür gün çok ciddi bir ağır bir vakayla karşılaşabilirsiniz. Görüyorsunuz mesela burada. Çok ağır çocuklarımız var. O şekilde bir ağır vakaya, yani belki otizmden çıkmaz, belki hep destek gerekir. Ama o çok ağır durumdan kurtarmış oluruz. Eğitim erken çocuklukta çok çok önemli. Ve sizin olduğunuzda bunun bir zaten kanıtı. Evet. Peki, özel eğitime başlamadan önce yani bize başlangıçta bir süre kaybettiniz ya, neler düşünüyordunuz? Korkunuz neydi? Neden başlamaktan korkuyordunuz? Ya otizm deyince hani şimşekler çaktı. Çünkü internetteki bahsettiğim gibi internette yazılanlar beni korkuttuğu için ilk önce resmen donup kaldım. Ondan sonra etrafı çok aramaya başladım. Hı-hı. Hani bilgilendirilecek hani tanıdıklarım, çocuk gelişimciler bildiği için onları çok aradım. Hani ne yapabilirim? Bana bir şey gösterin, yol gösterin diye. Sağ olsun benim çevrem hiç negatif bir şeyle karşılaşmadım. Benim avantajım bu oldu. Hı-hı. Herkes elinden gelenin fazlasını yaptı. İşte eğitime daha başlamadın mı? Evde şöyle şöyle şeyler var. Ya da şu siteye gir. Bak eğitim verebiliyor oradakiler. Hani onların aynısını yap dediler. Hı-hı. Biz de evde kendimizce başlamaya karar verdik. Hı-hı. Hani eğitime tamam başlayana kadar en azından bir şeyleri yapabilirim. Hı-hı. Ben bunu başarırsam çocuğum da başarır diye düşündüm. Siz raporla başladınız eğitime değil mi? Evet. Ben direkt rapor çıkardım. Direkt raporunuzu evet. Çıkarttınız ve sadece raporla ayda 8 seans eğitim evet. Aldınız. Evet. Evet yani bazen aileler hani parası olmayan veya imkanı olmayan kişiler sadece raporla ne kadar şanslı olabilir ki diyenlere bu da bir örnek. Oğlumuz gerçekten iyi gelişen bir çocuk ve ben zaman zaman da paylaşıyorum kendi şeyimde. Artık pek uğramıyor benim ya. Mesleğim daha çok uğrardı. Bu kat biraz artık sapa kaldı. Evet. Yani sadece rehabilitasyon eğitimiyle eğer ailede evde desteklerse ve bilinçli olursa gerçekten çok güzel ilerlemelerinde olduğunun bir kanıtı. Peki, şimdi bazı sorularımız burada, ben zaten cevabınızı verdiğiniz için daha aynı soruyu sormak istemiyorum. Peki, bize gelmeye başladıktan, daha doğrusu özel eğitime başladıktan sonra ilk ne zaman hani rahatladığınızı, ya tamam iyi gidiyor dediğinizi hissettiniz? Hemen oldu mu bu duygu yoksa bir süre gene debelendiniz mi? Fazla uzun sürmedi. Çünkü ben geldim, bir hafta falan olmadı belki. Hani ilk önce ben de düşündüm. 2 öğretmenle ne olabilir? Hani verilen ilk 8 saatte ne olabilir? Ama baktım ki tek 2 öğretmen değil. Bütün okul kadrosu olarak yanlışımı hemen gösterdi bana herkes. Evet, teneffüslerde, boşluklarda, evet. Aralarda. Yani hani şimdi şey düşünüyorsunuz. A öğretmen, B öğretmen olarak hani benim öğretmenim o söyler. Öyle bir şey yok. Bir baktım diğer öğretmenler sağ olsunlar. Aa öyle yapmaman gerekiyor biliyorsun değil mi? Hani bırak.
hoşuma gitti daha doğrusu bu benim. Demek ki tek iki kişiyle bu değil. Bütün kadro olarak bütün veli ve öğrencilere sahiplenme duygusu var. O hoşuma gittiği için ben bunu başarırım dedim. Çünkü arkamda koca bir kadro var. Evet. Yani, bak çok güzel bir konuya parmak bastınız. Eğer özel eğitim sürecinde tek bir öğretmenle çalışıyorsa bir çocuk, eve gelen öğretmen olabilir, bu çok önemli bir konu. Veya kurumda yıllarca aynı öğretmene giden çocuklar var. Kurumun hiç kimsesini tanımazlar, aynı öğretmene giderler. Orada bir kısır döngü var. Çünkü bu iş sadece tek bir öğretmenle olacak bir iş değil. Bir kere eğer tek bir öğretmenle siz bu işi yaparsanız genellemeler hiçbir zaman için gelmez. Sadece sınıfta kalırsınız, sınıf dışında ki hayatınızda sizi yönlendiren olmaz. Bir süre sonra o öğretmenle aranızda bir bağ oluşur. O öğretmen sizin veya çocuğun eksiğini görmez. Çünkü o bir süreçtir. Başka bir gözün görmesi ve uyanması çok önemlidir. Ve bütün bunlar da işte eğitimdeki o başarıyı getirir. Onun için bu konudaki bu söylediğiniz de gerçekten çok önemli bir konu. Kaç yıl oldu biz? 3,5 yıla. 3,5 yıla yaklaştık. Evet. Peki şu anda, yani daha doğrusu pandemiden önce okul hayatı nasıldı? Yani normal örgün eğitimdeki okul hayatı. Anaokulu olarak. Yani anaokuluna gittiğinde rapor mevzusunu söylediğimde hatta Yağız'a inanmadılar. Hani otizm değildir diye. Ama anaokulunda biz tepetaklak olduk. Yağız'ın farklı şeyleri çıktı. Hani tamam her şey iyi güzel ama Yağız'ın bilmediğimiz ne derler davranışları, problemleri çıktı. O yüzden kalabalık ortamda ne yapacağını gerçekten bilmiyormuşuk. Onu gördük. Anaokulu evet iyiye giderdi ama ne yazık ki pandemi sürecinde daha bir tepetaklak olduk. Evet, şu an uzaktan eğitim alabiliyor mu Yağız'a? Yok, ben bu sene yazdırmadım. Kendim eğitimimi kendim vermem daha cazip geldi. Ortam koşulları yüzünden evet. Bir açılıp bir kapanıp psikolojisini bozmaktansa hiç göndermemek daha hoşuma gitti daha doğrusu. Zaten şimdi bu çocukların akademik anlamda veya bilgi anlamında zaten bu merkezlerden istediklerini alabiliyorlar. Oradan aldıkları en büyük şey sosyalleşme aslında. Ki işte dediğiniz gibi yani bizim burada göremediğimiz bazı şeyleri o tip ortamlarda ortaya çıkıyor ve işte o zaman da hep diyoruz ya çocuk önce özel eğitimde bilgiyi almaya hazır olacak, bireysel olarak gelişecek. Sonra hazır olduğunda kreşe başlayacak. Kreşteki problemlerle birlikte özel eğitim, kreş birlikte çalışacak. Yani sadece kreşin çözebileceği bir konu da değil. Ve siz bunu da en azından başlangıç döneminde kısa da olsa gördünüz. İnşallah okullar tekrar açılsın, yine arkadaşlarına kavuşsun ama burada çok sosyal bir çocuk. Herkesle gidip, herkesle arkadaşlık kuran, herkesle benimle oynar mısın diye. Evet. Bir çocuk bizimle de gelip ofisimizde çalışan, bize yardım eden bir çocuk. Peki, şimdi biliyorsunuz bir 3 ay kapandı özel eğitim kurumları. O dönemde nasıl geçti? Birazcık oradan bahseder misiniz? Nasıl bir dönemdi o? Yani esas güzel olur diye bekledim ben. Hani evde toplu halde evdeyiz. Aktiviteler yapıyoruz ama bir farklılık fark ettik mi? Evet. İyice ne yapıştı bize. Bu sefer bizci oldu. Açıldığı an zar zor buraya getirdik zaten. Ama o gene duygusallık yani duyu şeyinde sorunlar yaşamışık bayağı. Farkında değiliz. Anca açılınca anladık. Zaten eğitimcilerimiz bu konuda hemen anladı. Aşırı derecede korkak olduğu, ağlıyor her şey olduğu. Yani ilk dediğim şey bir daha sakın hiçbir yer kapanmasın. Yani nasıl yani... Şöyle düşünün, benim çocuğum iyiydi sonuçta, iyiye giden bir çocuktu. Benimki böyleyse diğerlerin nasıl oldu diye düşündüm. Yani şükür, bizde sorun fazla yok diye düşünürken biz bayağı geriledik. Biz geriliyorsak herkese yardımcı olsun dedim yani. Evet. Peki bu şimdi yeniden konuşuluyor, özel eğitimler kapatılsın şeklinde. Bu sizi korkuttu mu veya ne düşünüyorsunuz bu konuda? Direkt dediğim yürümeye gideyim yani bakanlıklara yürüyeyim ama kapatılmasın. Çünkü o şeyi bir daha yaşayamam. O korku, insandaki korku farklı bir korku çünkü. Hani gene tepetaklak mı olacağım? Ben tepetaklak oluyorsam herkes tepetaklak. Bir de eğitimciler düşünelim bunları toparlamaya çalışıyorlar. Daha yeni benim oğlum toparlandı. Yine kapanırsa gene gittik. Geriye gittik. Tam hani bizim belki raporumuz bitecekti. Ama pandemi süreci yüzünden bitemiyor bile. Daha da uzayacak gibi. Çünkü
duysal ve duygusallık tavan yapmış durumda. Bilmiyorum artık. Yani artık yürüyüşlere çıkarım ya da gider mecliste yazı yazarım. Bir şeyler yapmam şart. Yani özel eğitim kesintiye uğratılamaz. Hep söylediğim bir şey var. Burada inşallah bu videoyu özel eğitimci arkadaşlar da dinlerler. Onlar da çünkü biraz bazen kendi haklılar. Sağlık koşullarından dolayı çalışmak istemiyorlar. Bir kısmı arkadaşlar. Çünkü çok zor bir iş yapıyorlar. Buradan da bütün öğretmenlere teşekkür ediyorum. Diğer örgün eğitimdeki öğretmenler, devletin öğretmenleri, kreş öğretmenleri hepsi evdeyken buradaki öğretmenler gerçekten bir sağlık korkusuyla işlerine devam ediyorlar. Ve bütün amacımız çocuklarımızın gerilememesi. Çünkü bizim buradaki çocukların gerilemesi demek sadece A'yı B'yi öğrenememesi değil, bütün hayatı boyunca belki de hep destek alması gerek. Çünkü bu yaşlar bir daha geri gelmeyecek. Ama tabii ki bazı öğretmen arkadaşlar sağlık koşullarından dolayı kapatılmasını isteyen eğitimciler de var dışarıda. Keşke, hep benim söylediğim bir şey var, her yer bir 15-20 gün kapatılsa, her yer aynı anda bir virüs kontrol altına alınabilse. Tabii ben bunu bir halk olarak istiyorum. Yani devlet mekanizmasında bu başarılı mı başarılmaz mı bilmiyorum. Ve tekrar her yer aynı şekilde açılsa. Çünkü sadece kreşlerin veya okulların veya özel eğitim merkezlerinin kapanmasıyla bu iş bitmeyecek. Ve eğer kapatırlarsa, bunu da unutmamamız gerekiyor, bu iş öyle bir aylık bir kapatılma olmayacak. Çok uzun süreli kapatılacak. Çünkü en kolay kapatılan yerler eğitim sistemleri. Görüyorsunuz, bundan önce de ilk bizler kapatıldık. Bizler derken eğitim sistemi kapatıldı. Ve en son bizler açıldık. Evet. Şu anda da eğer ailelerin sesi çıkmasaydı, aileler itiraz etmeseydi yine kapatılıyorduk. Yani en son verilen karar da Haziran 2020 denmişti bize. 2020'ye kadar yani okullarla beraber bizleri de kapatıyorlardı. Burada ailelerden çok ciddi bir ses çıktı. Sizler gibi yani eğitimin ne kadar önemli olduğunu gören aileler. Tabii ki sağlığımız çok önemli. Yani hiçbirimiz virüs olmak istemiyoruz. Ama bununla ilgili de her türlü önlemi alarak gidiyoruz. İnşallah da olmadan bu süreci aşacağız. Yani Allah bizimle olsun. Şu süreci de bir an önce bitirelim. Ben artık normal yaşantıma dönmek istiyorum. Çok sıkıldım. Siz öyle düşünüyorsunuz. Bizim çocuklarımız sosyalleşmeyi çok, yani ihtiyacı duyan bir çocuk. Evet. Gördüğünüz gibi açık alan olduğu için en azından şu örneği vereceğim. Hani ineğin altını buzağa çıkardığınız zaman tepinir ya. Çocuk hep evde. Buraya geldiği zaman buzak gibi tepiniyor, koşuyor, zıplıyor. Neden? Çünkü alışmıştı. Yani dışarıda bütün gününü geçirmeye, sosyalleşmeye alışan çocukları biz kapattık. Hapsettik resmen. Hapisten bir farkı yok. Ne oluyor? Bu sefer davranış biçimleri bozuldu çocukların. Alıştıkları şeyi bir daha toparlamak gerçekten zor. Yani bunu ben diyorsam diğerlerini düşünemiyorum. Peki Gül Hanım, siz çok özverili, sabırlı ve sebatlı bir annesiniz. Size teşekkür ediyorum. Otizme karşı pes etmeden her derse oğlunuzu getirerek belki de oğlunuzdan daha büyük bir mücadele verdiniz. Çünkü gerçekten sizi bu konuda tebrik ettiğimiz annelerden bir tanesisiniz. Karda, çamurda, yağmurda çocuğunuzun eğitimi için gittiniz geldiniz. Pek çok anne biliyorsunuz servis peşinde koşarken siz benim çocuğumun eğitimi önemli, servise önemli değil dediniz. Aileler neden pes etmemeli? Neden kolaya kaçmamalı? Şöyle söyleyeyim size. Yani bazıları, benim düşüncem bu. Tabii saygısızlık olmasın. Lay lay lom gibi geliyor. Getiriyorum, ne de olsa iyileşir. Ne de olsa şu olur. Ama pozitif düşünceyi es geçiyorlar orada. Hep negatifler. Zaten düzelmeyecek ki. Niye ki? Negatiflik, benim düşüncem olarak negatiflik çocuğa yansıyor. Bizim çocuklarımız, beyin yapıları ne kadar hassas olsa da düşünceyi çok çabuk alıyorlar. Ne kadar pozitif olursak çocuk pozitif oluyor. Ben buna inanıyorum. Kesinlikle. Yani ben pozitif olursam, burada da herkese tek söylediğim şey bu zaten. Pozitif düşünün. Yani çocuğunuz bunu hissediyor. Bakın, pozitif düşünmeye başladığınız an zaten çocuk da düzelmeyi fark edeceksiniz. Kesinlikle. Buradan sohbet ettiğiniz, birlikte vakit geçirdiğiniz aileler var mı? Aşırı derecede var. Evet, yani hele de çocuğumu gördükten sonra çok fazla soru soruluyor. Hı-hı. Hani konuştuğu nasıl için. Nasıl başardın? Ne yaptın? İşte ben en çok dediğim şey pozitif düşünün. Hı-hı. Onun arkasında olun ve ailede de herkes pozitif düşünsün. Hı-hı. Hani çok fazla var.
anne koştursa da ne yazık ki baba ya da büyüklerden ne yazık ki negatif düşünceler, ben öyle söylüyorum, negatif düşünceler söylendiği zaman bitiyor. Bana göre öyle. Evet, tabii yani negatiflik insanı gerçekten bitiriyor. Oysa bu iş motivasyonla halledilecek bir iş. Eğer motive olursak çocuğumuzda gerçekten gelişimi görüyoruz. Her çocuk dediğim gibi yine aynı gelişmeyebilir ama her çocuk gelişir. Ve bu işle aslında yaşam standartımızı yükseltmeyi hedefliyoruz. Yani sadece çocuğumuzun iyileşmesini değil, çocuğumuzla her şeyi yapabilmeyi. Çocuğumuz yine otizmli olabilir ama engellenmez. Pek çok şey çocuk yapmayı başarır. Önemli olan da bu. Peki şimdi siz sosyal medyayı da takip ediyorsunuz. Ne kadar uğraştığımızı da görüyorsunuz. Sizce çocuklarımızın aldığı özel eğitimin otizmin bilinen tek tedavisi olduğunu ve farklı mucize arayışlarına girmemeleri gerektiğini, bunların çoğu zaman bir zaman kaybı ve umut kaybı olduğunu ailelerimize nasıl anlatabiliriz? Şöyle söyleyeyim. İlk zaman ben de araştırdım. Yalan söyleyecek değilim. Yok şurada şu varmış, yok şurada hani bu varmış. Ondan sonra düşündüm, onunla bununla olsaydı bu zamana kadar otizm diye bir şey kalmazdı. Ama şu anda gelen veliler, yeni velilerle de muhabbet ettiğimizde ne yazık ki çok fazla var. İnanç bu. İnanıyorlar, yaptırmaya çalışıyorlar. Önce bir kendimizi eğitelim, sonra çocuğu bolca eğitelim derim ben. Çünkü eğitimden başka hiçbir şey. Tabii diğer türlü rahatsızlığı yoksa. Hani mesela benim çocuğumun alerjik sorunları vardı. Onun üstesine gelince biraz daha kendine hakim olmaya başladı. Buna inanıyorum. Ben de inanıyorum. Çünkü en basiti süt ürünleri işte. Diğer türlü laktoz alerjisinden tutun, glüten. Gerçekten o tip şeyler fark ediyor. Fark etmiyor dersem yalan olur. Çünkü vücudun bazı şeylere ihtiyacı vardır. Onu tamamlarsanız ve en önemlisi eğitim ve kendi eğitiminizde. Yani şöyle söyleyeyim. Eğitimcimiz ne derse aynısını uygulamamız gerekiyor. Uygulamazsak zaten bir şey fark etmiyor. Buraya sadece 40 dakika için gelmek de olmuyor. Eğitimcinin dediğini bir dediğini iki etmemek gerekiyor. Çok güzel. Sadece buraya gelmek yeterli değil. Eğer aile buradaki eğitimi evde sürdürmüyorsa zaten bir anlamı yok. En basiti bir maske takma becerisi. Şimdi biz çoğu bazı çocuklarımız maske takmayı reddediyor biliyorsunuz. Ve bizim eğitimcilerimizin artık birinci amacı o maskeyi takmayı öğrenmek. Çünkü bu çok önemli bir öz bakım meselesi artık. Yani tuvalet eğitimini almasın diyebilir miyiz bir çocuk için? Öz maskeyi de almasın. Çünkü bu bir hayati bir mesele. O maske becerisini öğrenecek. Kolay olmuyor bazı çocuklarda. Çünkü davranış problemleri olabiliyor, duygusal hassasiyetler olabiliyor. Her çocuk aynı şekilde tepki vermeyebiliyor. Ama şunu görüyoruz. Mesela derste öğretmenler uğraşıyor. Bir 40 dakika boyunca çocuğu o maskeyi taktırtabiliyor. Ve çocuk seanstan çıkıyor. Ben kaç tane gördüm. Çocuk maskeyi çıkartıyor, annesine veriyor. Dersten çıktıktan sonra. Anne çantaya atıyor ve buradan çıkıyorlar. Eğer o maske eğitimi sadece derste kalırsa hiçbir anlamı yok. Anne zorlanmadan bu iş olmaz, biraz zorlanacak. Ya o çocuk anneye bağıracak. Niye derste takabilen bir çocuk, 40 dakika boyunca maskeyi takabilen bir çocuğun annenin yanında takmamasını nasıl açıklayabiliriz ya? Yani? Çünkü ailelerimiz çocuklarını üzmek istemiyorlar. Çocuklarımızın zor durumda, yani kendilerini zorlamalarını istemiyorlar. Veya çocuğun davranış problemlerinin kendilerini üzmesini istemiyorlar. Ama şu anda üzülmezsek, yarın bir gün çok üzüleceğiz. Evet. Yani onun için şu erken çocukluk döneminde, ne bileyim bir 6-7 yıl dişimizi sıkmak zorundayız. Bunun başka yolu yok. Yani eğer dediğiniz gibi bu eğitimler eğer buradan çıktığınızda bitiyorsa, hiçbir şekilde eğitimcinin söylediği eve gelmiyorsa, yansımıyorsa, davranış problemlerinde eğitimcinizin söylediğini yapılmıyorsa hiçbir anlamı yok. Öyle. Ne yazık ki öyle. Ama haklısınız. Ne yazık ki velilerimizde çoğunda var. Yok değil. Yani işte bunu böyle bu videolarla biz de bu velilerimize birazcık ulaşmayı hedefliyoruz. Çünkü annelerin konuşması eğitimcilerimizin konuşmasından bazen daha iyi gelebiliyor. Çünkü empati yapabiliyoruz biz onlarla. Çok zor olduğunu biliyoruz. Bizler de çok zorlandık. Ben oğlumun davranış problemlerini şu anda mesela ben oğlumla çok komik videolar çekiyorum, Instagram'a yüklüyorum. Ama bu aşamalara gelmek kolay olmadı. Biz de neler yaşadık. Çok benim AVM'lerde, dışarılarda güvenlik görevlilerini bana gelip de işte biz yardımcı olalım, ne oluyor çocuğa bakamıyor musunuz, bir sorun mu var dedikleri çok oldu. Çünkü o davranışa hayır demeliydim ve o davranış çocuk ağlıyordu hiçbir zaman için evet'e dönmemeliydi. Yani evet zor ama başarılabiliyor. Evetse evettir, hayırsa hayırdır.
Peki şu an yeni tanı almış olan ailelere neyi tavsiye edersiniz? Veya çocuğunda bir farklılık görüp de tanımlanmaktan korkan ailelere tavsiyeniz nedir? İlk önce rapor almaktan korkmasınlar. Gerçekten korkmasınlar. O olur bu olur'a bakmasınlar. Çocuk daha önemli. Hani sonrası ne olacak, o olamayacak mı şu düşünmesinler. İlk önce çocuğumuz. Çünkü o bizim canımız. Canımız olduğu için de onu üstüne gitmemiz gerekiyor. Onu hani her türlü onu korumamız lazım. Ne yapabiliriz? Eğitim, eğitim, eğitim. Onu söyleyebilirim. Çok doğru. Yani rapor aslında çocuk dünyanın sonu değil ve hiçbir şeyde engel değil. Sizin çocuğunuza hiç engel oldu mu raporunuz? Olmadı. Yani rapor olurken de eğitim alabiliyor, liseye de gidebiliyor, üniversite sınavına da girebiliyor. Rapor varken bile. Ki zaten rapor bir süre sonra kalkıyor biliyorsunuz. Yani pandemide şu an bütün raporlar uzatıldı. Ama uzatılmasaydı raporlar bitecekti. Ve siz çocuğunuza rapor çıkarmak istiyorsanız yeniden uğraşacaktınız. Yeniden raporlara gidecektiniz, yeniden hastaneye gidecektiniz. Evet. Onun için yani rapor böyle hayat boyu süren bir şey değil. Ve çocuğu da böyle çok ciddi anlamda etiketleyen bir şey de değil. Zaten bir de şey var, orada çok soru geliyor. Aslında bu şey varken ona da cevap vereyim. İşte çözger, yeni çözger raporları artık ÖKGV olarak çıkıyor. Ve oran %99 çıkıyor yeni raporlarda. Aileler bana soruyor, yani bu çocuğun kaynaştırma eğitimine engel midir? Bu çocuğun ne bilmişti, yarın öbür gün üniversite sınavına girmesine engel midir? Hayır, eğitimsel tanıyı rampoya, sağlık raporu farklı bir şeydir, eğitimsel tanı farklı bir şeydir. Eğitimsel tanımlamayı rehberlik araştırma merkezleri yapar ve orada çıkacak olan tanıya göre çocuklar eğitim alırlar. Ağır, orta, hafif düzeyde. Onun için hani oradan korkmalarına gerek yok. Peki son bir soru daha soracağım, sizi daha fazla yormayacağım. Özel bir çocuk annesi olarak ne gibi desteklere ihtiyaçlarınız var? Bir 3 Aralık geçti, atlattık bir 3 Aralık'ı. Hem 3 Aralık'ta farkındalık sadece sosyal medyada kalıyor. Bir arka boy yol olamıyoruz. Sadece ağızda kalıyor. Evet, sadece ağızda kalıyor. Sizin bir anne olarak ne gibi desteklere ihtiyacınız var? Ne istiyorsunuz? Yani burası Hodri Meydan, haykırın. Haykıralım, 8 saat yetmiyor o zaman. Buyurun, 8 saatten fazla evet. Saat istiyoruz. Yani 8 saatle ben 3 senede bu kadar yol kat ettiysem demek ki saatim fazla olsa şu an tanı kalkardı. Tanı kalkardı. Ama 8 saat ve daha fazla spor aktiviteleri yapılacak yerler isterim. Hı hı. Yani başvurduğun spor aktiviteleri ya yaş sınırı olabiliyor, yaş sınırı olmasın. Yani otizm, çünkü hep aktivite yapmak zorundasın. Hep hı hı. Oyalamak zorundasın. Yaşa bakmasınlar, daha çok engelli adı altında hani geçen spor şeylerini çoğaltmaları spor gerekiyor. Spor aktivitelerinin yaş sınırı var. Evet. Kaç yaşa kadar ben bilmiyorum. Her branşın farklı. Hı hı. Branşına göre. Bir de otizm yani engelli şeyleri daha az olduğu için hı hı. Başvurmaya kalkıyorsunuz, sıra gelmiyor. Hı hı. Başvurduğunuz zaman da 40 dakika mı 30 dakika mı ne sürüyor ve bir kere diyelim ki basketi potaya atacak. Bu belediyelerin açmış olduğu spor evet. Aktivitelerinden bahsediyorsunuz. Tabii her belediye açmıyor. Hı, evet. Yani kendi belediyemde hiçbir şey yok. Hı. En basiti o. Farklı belediyelere gidebiliyor musunuz? Gidemiyoruz. Ne yazık ki o var. Hı. Sadece büyük şehire ait bazı şeyler varsa hı. Gittim onların gitmedim değil. Hı. Onların eğitimlerinden de yararlandım. Çok güzel eğitimler de veriyorlar. Süper. Ama belediyenin yok. Hı. Yani belediyelerin de bence yani bir şeyler yapması lazım. Evet, doğru söylüyorsunuz. Halk eğitim merkezlerinde ve belediyelerde aslında bununla ilgili daha fazla çalışma yapılabilir. Yani bunu talep edebiliriz. Özel eğitim seanslarının artmasını talep edebiliriz. Okullarda çocuklarımıza, tabii siz daha şu an okul aşamasına gelmediğiniz için çocuklarımıza öcü gözüyle bakılmamasını ve birlikte okumanın aslında çok da kötü bir şey olmadığını göz altının çizilmesini isteyebiliriz. Ve tabii benim aslında en çok söylediğim şeylerden bir tanesi bu 8 seanslık bireysel eğitim tabii ki yeterli değil, onu kabul ediyoruz ama ekstra olarak hani müzik, spor gibi branşların da ergoterapi mesela devlet tarafından ödenmiyor biliyorsunuz. Evet. Sporun, müziğin, ergoterapinin, resimin de devlet tarafından finanse edilmesi. Sonra ayrı danışmanlık sistemi mesela devlet tarafından yani yok rehabilitasyon merkezlerinde var ama herhangi bir finansmanı yok. Bunların da hep girmesi. Çünkü ailenin de en büyük desteği aile danışmanları olmak evet. Zorunda. Teşekkür ediyoruz Gül Hanım katıldığınız için. Ben teşekkür güzel ederim. Güzel bilgiler verdiğiniz için. Ve Yağız Alp'i bizimle tanıştırdığınız için de çok teşekkür ederiz. Biz daha mutluyuz bu çok konuda. Çok seviyoruz onu. Sizi de tabii çok seviyoruz.
Bizim her zaman destekçimiz bir birisiniz. Bir yerlere gittiğiniz, gideceğiniz zaman sosyal aktiviteler yapardık eskiden. Hep katılırdınız çocuğunuzla birlikte. Ama benim çocuğum etiketlenmesin, ama benim çocuğumun yüzü görünmesin, ama bunu hiçbir zaman demediniz. Ki Yağızer aslında sınırda bir çocuk şu anda. Ama yine bile baktığınız bu programa çıktınız bir takım insanlara umut olmak için. Çünkü annelerimizin bu umuda ihtiyacı var. Onun için de size ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir şey değil.